Merhaba arkadaşlar. Şu anda Dinamik Eğitim Koçluğu'nun hazırlamış olduğu profesyonel soru çözme tekniklerinin tanıtım videosunu izlemektesiniz. Test çözme tekniklerine hakim olmak sınavlara hazırlık sürecinde ve sınavlarda oldukça büyük avantaj sağlayacaktır bizlere. TEOG, LYS, YGS, KPSS, ALES ve benzeri bütün sınavlarda sınavlara katılan adaylarda bilginin yanı sıra doğru test çözme teknikleri de sorgulanmaktadır. Test tekniğine dayalı sınavlarda başarısızlığın nedeni genellikle bilgi eksikliğinden değil de sorulara yaklaşım tarzından veya soru stiline aşina olmamaktan kaynaklanır. Eğer ki test çözme tekniklerine hakim olamazsak, tüm konulara, tüm ayrıntılarıyla hakim olsak dahi sorularımız çözmekte zorlanır ya da gereğinden fazla zaman ve enerji harcayarak sorularımızı çözmüş oluruz. Öğreneceğimiz profesyonel test teknikleri sayesinde İlk doğru gördüğüm cevabı işaretliyorum, diğer şıklara bakmıyorum, uzun soruları hiç okumuyorum, çok telaşa kapılıyorum, sınavda çözemediğim sorular beni strese sokuyor, zamanı yetiştiremiyorum, sorulara takılıp kalıyorum, olumsuz soru köklerini hep olumluymuş gibi algılıyorum, kodlamalarımı yaparken hep kaydırma yapıyorum gibi sınavlarda yaşadığınız birçok sorunun üstesinden gelmiş olacaksınız. Yapılan araştırmalara bakıldığında sınavlarda derece yapan öğrencilerin hepsinin bu test çözme tekniklerine son derece hakim oldukları görülür. Dolayısıyla test tecrübesi sınav sonucunu etkileyen en önemli etkenlerden biri ise bizlerde gireceğimiz sınavlarda başarılı olabilmek için sınav müfredatı konularını çok iyi öğrenmekle beraber profesyonel test çözme tekniklerine de son derece hakim olmalıyız. Şimdi sizlere bahsetmiş olduğum profesyonel test çözme tekniklerinden birkaç tane örnek verelim. Soru çözme işlemi 3 aşamada gerçekleşir gördüğünüz gibi. Oku, anla ve uygula sistemi. Öncelikle sorunun okunup anlaşılması ve daha sonra da cevabın düşünülmesi gerekir. Kesinlikle soruyu okurken sorunun cevabını düşünmeyin. Her iki durumun birbirinden ayrılması gerekir. Okumayla anlamayı ayrı bir durum olarak düşüneceğiz ve uygulamayı ayrı bir durum olarak düşüneceğiz. Test çözmede bizim için 3 önemli unsur daha vardır. Bunlar nedir? Bilgidir, yorumdur ve soruyu çözme hızımızdır. Bilgiyi bizler öğrenme ile kazanırız. Tekrar ile de öğrenmiş olduğumuz bilgileri pekiştirebiliriz. Bilgi, test çözme tekniği kullanımının temelini teşkil etmektedir. Yorumdan da bahsedelim. Yorum, öğrenilen ve tekrar ile pekiştirilen bilgi ile ilgili düşünce geliştirme veya bilgiye farklı açılardan bakabilme gücünü ifade eder. Test çözme tekniğinin geliştirilmesinde yorum sağlar. Test çözmede 3 önemli unsur etkilidir demiştik. Bilgiden bahsettik, yorumdan bahsettik. Şimdi de test çözme hızından bahsedelim. Test çözme hızı soruların kazanılan bilgi ile elde edilen yorum gücüne zaman kısıtlaması getirilerek çözülmesidir. Hız, test çözerken zamanı etkin bir biçimde kullanmamıza son derece yardımcı olan bir etkendir. Şimdi ders çalışırken veya test çözerken fiziki olarak sağlıklı bir şekilde nasıl bir oturma pozisyonu sergilemeliyiz onu görelim. Çalışma masamızda nasıl oturmalıyız? Ders çalışırken veya test çözerken fiziki olarak sağlıklı bir oturuş sergilemeliyiz. Bakın görselimizdeki öğrenci gibi. Doğru oturma şekli budur. Çalışma masamızda otururken kesinlikle ileri geri sallanmayacağız. Mümkün mertebe dik oturmaya çalışacağız. Sağa, sola veya öne arkaya fazlaca eğilmemeye dikkat edeceğiz. Aksi durumlarda ne olur biliyor musunuz? Gözümüz çok fazla yorulur ve satırlar arasında kaymalar yaşarız. Bu da bize okuma güçlüğü yaşatır. Okuma yaparken gözlerimizi ara sıra açıp kapatarak ya da uzak cisimlere bakarak dinlendirebiliriz. Sorularımızı çözerken sık sık saate bakmak yerine bölümler arasında saate bakmayı tercih edelim. Saate sık sık bakmak bizleri telaşlandırabilir. Yorulduğumuzda, dikkatimiz dağıldığında ne yapmalıyız? Hemen nefes egzersizi yapmalıyız. Örnek verelim. 10-15 saniye arkamıza rahatça yaslanacağız. Derince burnumuzdan bir nefes alacağız ve almış olduğumuz nefesi bir süre içimizde tuttuktan sonra ağzımızdan yavaş yavaş vereceğiz. Bu egzersiz size sınav süresince fiziksel olarak kesinlikle rahatlatacaktır. Soru çözerken yahut ders çalışırken kesinlikle sizi rahatsız edecek gürültülü ortamlardan kaçınmalısınız. Öğrencilerin en çok yapmış olduğu hatalardan birisi de ne biliyor musunuz? Ders çalışırken bir taraftan da kulaklıkla müzik dinlemeleridir. İnsanoğlu klasik müzik dinlerken farklı bir ruh hali, pop müzik dinlerken daha başka bir ruh hali içinde olur. Farklı müzik eserleri bizlerde değişik duygular oluşturur. Bu da bizim hayallere dalmamıza neden olur.
Çalışma anında müzik dinlemek dikkati dağıtır ve konsantrasyonumuzu çabucak bozar. Konsantrasyon ders çalışmaya yoğunlaşma olduğuna göre çalışma esnasında müzik dinlemek doğru ve faydalı değildir. Ama ders çalışmaya başlamadan önce bazı müzik türlerini dinlemek sizi rahatlatabilir ve motivasyonunuzu da arttırır. Örneğin barok, largo tarzı müzikler. Sizler için hazırlamış olduğumuz baroko ve largo tarzı müzikler bu eğitim setimizin içinde yer almaktadır, yararlanabilirsiniz. Barok, largo tarzı müzikler konsantrasyon müzikleri olduğundan stresi azaltır ve bilgileri de kolayca hatırlamamızı sağlar. Ders çalışmaya başlamadan önce 3-5 dakika aralığında bu müzikleri dinlemenizde kesinlikle fayda olacaktır. Soruları çözmeye başladığımızda kesinlikle bilgi eksikliğimiz olmamalı. Kurumların yapmış olduğu sınavların çoğu artık bilgi birikimine dayanmaktadır. Sorularımızı çözerken eğer ki çözmüş olduğumuz konuyla ilgili bilgilerimiz tamsa soruları çözmemiz daha rahat olacaktır. Ve kendimize olan güvenimiz de daha güçlü olacaktır. O zaman ne yapacağız? Sorumlu olduğumuz ders müfredatının konularını ayrıntılarıyla bileceğiz ve kesinlikle bilgimizin eksik olduğu konuların sorularını çözmekten de kaçınacağız. Yarım yamalak bir bilgiyle soruyu okuduğunuzda hem soruyu çözmekte zorlanırsınız hem de sınav esnasında kaygıya düşersiniz. Bu yüzden de strese girer, ümitsizliğe düşersiniz. Yani sınava hazırlık döneminde test çözmek istediğimizde şimdiye kadar işlediğimiz konuları ve bilgi eksikliği duymadığımız konuları tercih etmeliyiz. Yeni konularla ilgili test çözerken kolaydan zora doğru bir yol izlemeliyiz. Bu bizim motivasyonumuzu son derece arttıracak bir davranış olacaktır. Çünkü bizler başardıkça motive oluruz. Konularınızın tümü bitmeden asla deneme sınavı çözmeyeceğiz. İşlediğimiz konularla ilgili tarama testleri çözeceğiz. Deneme sınavlarını çözmeye tüm konularımız bittikten sonra başlamalıyız. Evimizde kendi kendimize deneme sınavı yaparken yahut konu tarama testleri çözerken, soruları çözerken kendimize zaman tanıyarak çözmeliyiz. Gireceğimiz sınavlarda başarılı olmak sadece karşımıza çıkan soruların hepsini çözebilmek anlamına gelmez değerli arkadaşlar. Verilen soruların hepsini bizler bize verilen zaman dilimi içerisinde çözmeliyiz. Çünkü sınavlarda da size bir süre verilecektir soruları çözmeniz için. Örneğin KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınavında öğrencilere 120 tane soru sorulur ve bu soruları çözebilmeleri için de öğrencilere 120 dakika verilir. Yani soru başına 1 dakika zamanınız olacak. Dolayısıyla sizlerin de sınava hazırlık süresince sorularınızı çözerken bol bol zamanlama çalışmaları yapmanız gerekiyor. Sesli okuma, dudak kıpırdatma, her kelimenin altını çizme gibi zaman kaybettirici alışkanlıklarınız varsa hemen daha fazla zaman kaybetmeden bu alışkanlıklarınızı terk etmelisiniz. Aynı zamanda çözmekte zorlandığınız sorularda ısrarcı olmayın sınavlarda. Bu da size zaman kaybettirecektir çünkü. Çözemediğiniz sorulara bir işaret koyun ve daha sonra da o soruyu tekrar inceleyin. Buna turlama yöntemi diyoruz. Turlama yönteminden az sonra bahsedeceğiz zaten. Evde kendi kendinize deneme sınavı çözerken aynı sınav ortamındaymış gibi kurallar koyun kendinize ve bu kurallara da mutlaka uyun. Gireceğiniz sınavlarda sınav salonunu kesinlikle süre dolmadan terk etmeyin. Son dakikaya kadar süremizi en verimli şekilde kullanmaya çalışalım. Sınav esnasında çözemediğimiz sorulara takılıp kalmamalıyız. Turlu soru çözme tekniğini kullanmalıyız. Peki nedir turlu soru çözme tekniği? Turlu soru çözme tekniği önce bildiğimiz soruları yapıp bilmediklerimizi sonraya bırakma yöntemidir. Bu yöntem sayesinde sınavlarda tüm soruları incelemek için yeterli zamanı kendimize yaratabiliriz. Bu teknik kullanmazsak çözemediğimiz soru üzerinde dakikalarca zaman kaybederek sınav kitapçığında yer alan tüm soruları inceleme fırsatı da belki de bulamayacağız. Çözemediğimiz sorulara soru kitapçığı üzerinde zorluk derecelerine göre birer işaret koyup halka içine alalım. O sorulara tüm soruların çözümü bittikten sonra tekrar geri dönebiliriz. Böylelikle ikinci tura geçtiğimizde bize en kolay gelen sorulardan sorularımızı çözmeye devam etmiş oluruz. Turlama tekniği sayesinde hata oranımız azalırken zamanımızı da çok daha iyi kullanmış olacağız. Şimdi turlu soru çözmeye bir örnek verelim. Teste çıkan bu 3 soruyu ikinci tura bıraktığımızı düşünelim. Zor sorulara bir sayısını verip halka içine alalım. Daha zor olan sorulara 2 sayısını verip halka içine alalım. En zor sorulara da 3 sayısını verip halka içine alalım. Tüm sorularımız bittikten sonra ikinci tura geçtiğimizde zorluk derecelerine göre çözmemiz gereken soruları da hemen bulabiliriz böylelikle. Siz isterseniz 1, 2, 3 rakamları yerine farklı simgeler de kullanabilirsiniz.
Sorularınızı çözerken zaman kaybettiğinizi düşünerek sakın ha şıkların hepsini okumadan doğru olduğuna inandığınız şıkkı hemen işaretlemeyin. Sorularda genelde doğru cevaba yakın çeldirici en az bir şık daha bulunmaktadır. Ve sizden kimi zaman doğru cevap değil de en doğru cevap istenir. O yüzden tüm şıkları mutlaka okumanız gerekir. Şimdi bununla ilgili örnek bir soru çözelim sizinle. Öncelikle soru kökümüzü okuyalım. Kurtuluş Savaşı'nın ilk cephesi aşağıdakilerden hangisidir? Hemen şıkları okuyoruz. Kafkas cephesi, Güney cephesi, Batı cephesi, Doğu cephesi, Suriye-Filistin cephesi. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Doğu cephesi. Kurtuluş Savaşı'nın ilk cephesi çünkü Doğu cephesidir. Bu sorudaki çeldirici şık ise A şıkkıdır. Kafkas cephesi. Kafkas cephesi 1. Dünya Savaşı'nda savaşılan ilk cephedir. Bakın nasıl bir benzerlik var. İkisi de iki savaşın ilk cepheleri. Ve iki cephede de doğuda savaşılmıştır. Bakın ne kadar birbirine benziyor. Ve çeldirici bilgiyi de A şıkkında vermişler. Dolayısıyla biz şıkların hepsini okumadan soruya cevap verseydik, dikkat eksikliğinden kaynaklı aceleci bir davranışla A şıkkını işaretleme gibi bir riskimiz olacaktı. O yüzden sorularımızı cevaplandırmadan önce bütün şıkları mutlaka okumalıyız. Böylelikle benzerliklerin bizi aldatmasına engel olmuş oluruz. Sınav esnasında çözemediğiniz soruları düşünmek sizde stres yaratır. Yapılan sınavlarda her öğrencinin çözemeyeceği mutlaka birkaç tane soru vardır. Genelde soruların zorluk derecesinin dağılımı şu şekildedir. Çıkan soruların %10'u çok kolaydır, %20'si kolaydır, %40'ı normaldir, %20'si zordur ve %10'u da çok zordur. Bu demek oluyor ki bir testin %70'ini oluşturan kolay ve normal zorluktaki soruları rahatlıkla çözebilirsiniz. Girdiğiniz sınavlarda bütün soruları cevaplama zorunluluğunuz yoktur zaten. Cevabını biliyorsanız tabii ki bütün soruları da cevaplayabilirsiniz. Ancak cevabı konusunda tereddüt ettiğiniz soruları gelişigüzel cevaplandırmak yararlı değil, zarar verebilir size. Çünkü biliyorsunuz ki çoğu sınavda 3 veya 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir. Yani netlerinizi azaltır. Evet sevgili öğrenciler, böylece bahsetmiş olduğumuz profesyonel test çözme tekniklerinin birkaç tanesini sizlere göstermiş olduk. Eğer sizler de dinamik eğitim koçluğundan yararlanarak sınavlarda sorularınızı çözerken minimum hata yapmak istiyorsanız ve test tekniği videolarımızın tamamına ulaşmak istiyorsanız 0541 479 72 29 0374 270 58 80 numaralı telefonlardan bizlere ulaşıp ayrıntılı bilgi alabilir ve sipariş verebilirsiniz. Başka bir eğitimimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.